Bu Fırlan kanalından hepinize merhabalar dostlar, videoma hoş geldiniz. Bir haftalık sohbet videosuyla daha karşınızdayım. Bu hafta konuşacağımız konu yurt dışından veyahut da Çin'den cep telefonu getirtmek. Benim telefon Çin'den geldi. Çok arkadaşımız soruyor. Çin'den nasıl cep telefonu getirtebiliriz? Yurt dışından nasıl cep telefonu getirtebiliriz? Da akıllı saat getirtebiliriz. Akıllı saati de göstereyim hemen. Akıllı saat de burada. Takmayı unuttum koluma. Öncelikle şunu belirteyim. SIM kartı girişi olan herhangi bir ürün gümrükten geçmez. Eğer tespit edilirse geçmez. Eğer tespit edilmezse kapınıza kadar, elinize kadar gelir o. Benim telefonum öyle oldu mesela. Ben bu telefonu Banggood'dan aldım ve kutuya MP4 player olarak yazıldı. Gümrük memurları da pek sıkı tutmadığı için bu işleri telefon elime kadar ulaştı. Şimdi bu telefonun fiyatı 100 lira. Türkiye'de piyasası 1100 lira. O yüzden birçok insan yurt dışından telefon almayı, telefon getirmeyi istiyor. Şimdi diyeceksiniz ki nasıl getirtebiliriz? Evet, mantıklı bir soru. Ben bu konuyu Banggood'la konuştum. Dediler ki Türkiye'ye göndereceğimiz tüm cep telefonları kutusuna MP4 player olarak geçiliyor. Eğer siz de merak ediyorsanız, yani eğer siz de alacaksanız, almak istiyorsanız ve iletişim kurmak istiyorsanız Banggood'un ana sayfasına girin. Sağ üst kısımda chat butonu var. Oraya tıklayarak müşteri hizmetleriyle konuşabilirsiniz, sorular sorabilirsiniz. Şimdi benim aldığım telefon Pepsi. Şöyle göstereyim. Pepsi, bildiğiniz Pepsi'nin bir telefonu. Gayet güzel bir telefon. Fiyatına göre performansı çok çok iyi. Yani Türkiye'de bu fiyata bu performansı bulmanız imkansız. Telefonun videosu, inceleme videosunu da çok yakında çekeceğim zaten. Öncelikle şöyle bir taktik var. Telefonu parça parça getirtmek. Bu genelde AliExpress'te falan oluyor. Adam mesela Xiaomi'nin bir telefonunu getirecek. Öncelikle ekranını gönderiyor. Daha sonra anakartını gönderiyor. Daha sonra bataryasını gönderiyor. Daha sonra bilmem ne şeyini, çerçevesini gönderiyor. Arka kapağını gönderiyor falan. Adam hepsini alıyor. Türkiye'de birleştiriyor bunları. Telefon olarak kullanıyor. Böyle getirtebilir. Ama sağlam ve güvenilir satıcı seçmeniz gerek. Eğer güvenilir satıcı seçmezseniz paranız güme gider. İkinci yöntem söylediğim gibi kutuya farklı şekilde yazdırmak. Mesela bu telefon... Telefon. Adam kutuya fon yazarsa geçmez. Ama MP4 player yazarsa geçer. Bir de şöyle bir olay var gümrükte. X-ray cihazından geçiyor. Yani kutunun içinde ne varsa görülüyor. Ama söylediğim gibi MP4 player yazılması ve gümrük memurlarının boşluğuna denk gelmesiyle telefon elime kadar ulaştı. Şans bu. Yani kimininki takılır, kimininki takılmaz. Belli olmuyor bu işler aslında. Banggood da diyor ki, ben bu soruyu yine Banggood'a sordum. Adamlar eğer takılırsa paranızı iade edeceğiz dediler. Bir sorun çıkmayacak dediler. Bilmiyorum, güvenebiliriz herhalde. AliExpress'te Türklere telefon satan bayağı satıcı var. Adamın geri bildirimlere bakıyorsunuz, hep Türk geri bildirimleri. Evet, çok güzel ürün, çok güzel çalıştı. Ama bir de şöyle satıcılar var. Sen ürünü alıyorsun, tamam, MP4 player yazıyor veyahut da parça parça gönderiyor sana. Ama kullanılmış ürün gönderiyor. Veyahut da ikinci el tamiri yapılmış ürün gönderiyor sana. Güvenilir satıcı seçmek o yüzden çok önemli. Mesela AliExpress'ten alırsın, orada satıcı satar. Ama Banggood veyahut da Gearbest'ten alırsan orada satıcı satmaz, sana mağaza satar. O yüzden AliExpress'in güvenilirliği bayağı düşük diğer sitelere göre. Ben bu telefonu Banggood'dan aldım. Herhangi bir sorun çıkmadı. Söylediğim gibi siz de telefon alabilirsiniz ama kutuya farklı şekilde yazdırmanız gerek. Veyahut da parça parça almanız gerek. Bazı arkadaşlarımız bunların ticaretini yapıyor. Adam alıyor abi MP4 player yazdırarak. Eğer kalırsa zaten parasını iade alıyor. Her ay bir tane sipariş ediyor. Her ay bir tane sipariş ediyor. Adamın 300 liraya alıyor, 1000 liraya okutuyor. 300 liraya alıyor, 400 liraya alıyor, 1000 liraya, 1200 liraya okutuyor yani. Şimdi diyeceksiniz ki IMEI sorunu yok mu bu telefonlarda? Şimdi bunda olmuyor. Niye bunda olmuyor? Bunda MTK işlemci var ve bu işlemci IMEI atmak çok basit. Ben mesela eski telefon, eski Nokia telefonun IMEI'sini buna atabilirim. Ve hemen şunu da söyleyeyim. Mesela yurt dışından bir telefon aldınız. Bu telefonu 3 ay boyunca orijinal IMEI'si ile kullanabilirsiniz. Mesela ben aldığımdan beri halinde IMEI'si var ve geçen gün mesaj geldi. 90 gününüz kalmıştır dedi. Ay yok, 60 gününüz kalmıştır dedi. IMEI attırmanız için, IMEI'nizi yeniletmeniz için 60 gün kaldı dedi. 60 gün bittikten sonra telefon aramalara kapatılıyor. SIM kartını taksanız bile kullanamıyorsunuz aramalarda. O yüzden MTK işlemcili telefonlarda IMEI atmak basit oluyor. Ama iPhone, iPad gibi, hemen şunu da söyleyeyim. iPhone ve iPad gibi ürünler gümrükten geçse bile, yani bir şekilde geçirseniz bile IMEI sorunu yaşatıyor. O yüzden o ürünleri almanızı tavsiye etmem ki bazı anları görüyoruz. Adam alıyor abi iPhone 6s'i. Buradan daha ucuza getiriyor. Parça parça satıyor. Telefoncu zaten kamerasını satıyor, bataryasını satıyor, çerçevesini satıyor, ekranını, dokunmatiğini satıyor. Veyahut da adam alıyor o ürünü tamirciye sonuçta. Herhangi birinin telefonu geliyor. Adamda da mesela 6S var. Şimdi atıyorum, onda da 6S olsun. Getiriyor. Onun kamerası bozuk. Ondan çıkartıyor. Buna takıyor. Kilitliyor 300-400 lira. Atıyor cebine parasını. Oradan hem karını, hem telefonun masrafını çıkartıyor, hem de kar yapıyor. Bu şekilde telefon ticareti yapanlar var. Telefonu alıp satanlar ve tamir yapanlar var. Ama söylediğim gibi en sık kullanılan yöntem kutuya farklı bir şekilde isim yazdırmak. Ama en riskli yöntem de bu. Parça parça getirtmek daha iyi ama birçok site kutunun üzerine farklı farklı isim yazdırmayı tercih ediyor. Banggood'dan alırsanız o da MP4 player olarak yazıyor. Banggood'un ana sayfasına giderek sağ üstteki chat kısmından
mesaj atabilirsiniz ve soruyu sorabilirsiniz. Telefon gönderebiliyor musunuz Türkiye'ye? Ben aldım, herhangi bir sorun çıkmadı. Siz de alabilirsiniz ama şansla elime ulaştı. Bir videonun baştan sonuna gelin. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve özellikle kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.